Hani bak bir gün yayın açmadım neler oldu ya kanka. Demek ki bunu bekliyormuş ya. Yani insanlar benim yayın açmamı bekliyormuş. Ondan sonra bak senin kolunu kırarım ha. Şimdi şunu Beyaz Kurt'un attığı videoyu izleyelim Selam. bir. Aleykümselam baba. Selamlar Şey yok herkese. değil mi Yine burada ben. net? Bugün Yok, dünkü inşallah videomda yoktur. söz vermiş olduğum gibi sizlere savaş Lan izlemedim hızlıca attı ondan sonra oradan açtım ya. Yanında da var sekmede. Allah Allah. Şebeci ve Çok komik. Kankazgan arasındaki tüm olayları detaylı bir şekilde anlatacağım. Baştan sona kadar bu kavga neden başladı? Devamında ne oldu? Sonuçları ne oldu? Kim haklı, kim haksız? Kavgada gerçekten bir haksızlık var mıydı yoksa yok muydu? Silah olayı nedir? Bütün bunlardan bu videoda objektif bir şekilde bahsedeceğim. Herhangi bir şekilde taraf tutmayacağıma emin olabilirsiniz. Olayın Tamam. başlangıcına gelecek olursak, her şey Savaş Çebeci'nin seneler önce yapmış olduğu bu konuşmasıyla başlıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu olayda bir haklı taraf varsa bu sizce kimdir? Ben şöyle düşünüyorum. Ben Öncelikle. Kaan diyorum kanka. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Savaş Cebece'nin yaptığı ve dediği şeyler çok yanlış bence. Bunda hemfikiriz değil mi? Evet. Yani bu adam son zamanlarda zaten garip bir şekilde davranıyordu. Ama yani ben Kaan babanın abinin milli sporcu olduğunu duydum. Öyle değil mi bu arada? Evet, Evet. Yani bence MMA. bunu da hani dışarıda sokakta bu şekilde kavga etmesi bir tık böyle yanlış değil mi? Ben mi öyle düşünüyorum bir? Bak, Dışarıdan bak, evet öyle bak gözüküyor şunu işte. söylüyorum. Bak şunu söylüyorum. Savaş abi diyeyim artık Ama isteyen saygımı oydu bir herhalde. İsteyen saygımızı oydu. bozmuyor. Ha, bir saygımızı boz. Ha, isteyen o muydu? İsteyen oydu Ama kanka. yani yine de Dışarıda olsun hani dendi. nasıl Sokak derler? dövüşü olsun dendi. Bilmem ne Bence hani dendi. bir milli sporcu olarak bence bir tık daha böyle bazı şeylere dikkat etmesi lazımdı diye düşünüyorum ben. Çünkü Savaş Cebeci'nin zaten son bir senede yaptığı olaylar belli zaten. Bence kimse zaten savunmaz yani bu konuda. Ben bunu söylüyorum sadece anladınız mı? Ama Kaan abinin de artık yaşı kaç bilmiyorum bu abi diyorum. Şeyi çok iyiydi. Taşı maşı alıyor ya kanka. Bu harbiden respect amına koyayım. Adamın kafası çarpmaması için falan şey yapıyor. O olay iyiydi hocam. 30 mu? O 10 numara hareketi. Bak ona bir şey demem. Başladı. Öyle kalkıp 70 kilo adamdan da dayak yemem. İsterse dünya şampiyonu olsun. Çünkü Ama sonra olayın geneline bakıyorum, tamam mı? Olay çok komik amına fiziksel bir koyayım. fark var arkadaşlar arada. Daha sonrasında yeni yeni yapmış olduğu bu konuşması da gündem olmuştu. Kalıbın çok önemi var. Tabii ki kalıplısındır. Hiç kavga etmeyi bilmiyorsundur. Ama yine de yani hıyar değilsen, mal değilsen kalkıp 70 kilo bir kickboksçudan dayak yemezsin. Böyle bir dünya yok. Bunun ardından 72 kiloluk Kaan Kazgan ile YouTube'da bir röportaj yapılıyor. Ve kendisine Savaş Cebeci hakkında ne düşündüğü soruluyor. Kaan Kazgan ise buna şöyle cevap veriyor. Savaş Cebeci'nin 70 kilo birinden şampiyon olursa olsun yine de dayak yemem lafını nasıl cevaplayacak Kaan Kazgan? Boş bir yorum. Çünkü bu aslında şöyle bir şey. Yani bunu tecrübe etmemiş bir insan bunu söyleyebilir. Savaş ve sadece şunu söyleyebilirim. Salonumuzun yeri belli. İsterse ben de onun yanına gidebilirim. Kendi kamera arkamla birlikte. Ona güzel bir YouTube videosuyla birlikte. İstediği her saniye içerisinde onunla kavga ederek bunu videolayabilir. Ardından işler baya bir kızışmaya başlıyor. Ve ikili arasında bir kavga başlıyor. Bir Savaş Cebeci story atıyor. Bir Kaan Kazgan story atıyor. Bir Savaş Cebeci hadi sen neredesin diyor. Bir Kaan Kazgan geliyorum adres ver falan diyor. Birazcık da bu storylere bakalım. Savaş Cebeci. Herhangi bir lokasyona adres ver. Bana saat ver. Oradayım. Dostlar ben buradayım. Tuzla Marina'da. Bütün kardeşlerim burada. Evet herkes burada. Şey şarkısını biliyor musunuz? Neredesin Caney? Söyleyin. 1, 2, 3. Ulan dün biz Tuzla'daydık kanka. Var ya bak haberim olsaydı gidip izlerdim amına koyayım ya. Cidden neredesin Caney? Cidden neredesin Caney? Ondan sonra orada İlyas değil de Eray diye vardıysa çok epik olabilirdi. Caney! Bekliyoruz! Tabii ki bunlar storylerin tamamı değildi yani bir sürü story atıldı. Ben sadece olayı anlamanızı istiyorum. Bu olay 2-3 hafta boyunca... Abi bak şunu söylüyorum. Biri şey yazmış. İşte ayıp adamın çocuğu var yazmış da. Abi ona göre hareket etmesi lazım şimdi. Yani ben ilk başta hani bir şey söyledim ama ben hani bir tarafı savunmuyorum. Onu söyleyeyim. Bak olayın genelinde zaten şu an daha böyle başını vesaire falan izliyorum. Savaş abi birazcık böyle nasıl derler? Hani çok şey konuşuyor. Emin konuşuyor kendine. Bu da yanlış mesele. Sonra biri yazdı sövmüş mövmüş vesaire falan demiş. Çok fazla Bunlar adresel yanlış. küfür de var. Ha.
bu şekilde sürüyor. Ve insanlar da herhangi bir kavga olmayınca artık bir tarafın R yaptığını söylemeye başlıyorlar. Bazıları ise kan kazgını prim yapmakla suçluyor. Ve dürüst olmak gerekirse ben bu kavganın gerçekleşeceğine ihtimal bile vermiyordum ki gerçekleşse bile profesyonel bir şey olur diye bekliyordum. Ama böyle olması kanıtlanması açısından bir tık daha iyi olmuş olabilir. Ama her neyse Savaş Cebeci en sonunda kan kazgana adresini veriyor. Ve şöyle bir story paylaşıyor. Bu benim bu konuyla ilgili son videomdur. Her gün Tuzla'da Reborn'da antrenman yaptığımı söyledim. Her gün de video attım. Bugün de geldim. Sen yine yoksun. Adres ver, konum ver diyorsun. Adres ve konum veriyorum, yine gelmiyorsun. Artık seni hala almıyorum. Bu konu benim için tamamen kapanmıştır. Bu konuyla ilgili son videomdur. Yakında İtalya'ya gidiyorum gezmeye. Abi artık Zulias değil. Değilmiş hocam. Chat yanlış öğrendim. Devam. Buradayım. Buralardayım yani. Biz hep buradayız. Kaan Kazgan ise bunun üzerine... Neredesin videolarının karşılığı gelecek, beklesin. Diyor ve yola... Bu arada ben şunu da söyleyeyim. Şu an tekrardan izliyorum. Kaan bence hani primci diyenler bence prim yaptığını düşünmüyorum. Çok araslamış diye... Yorumladım burada kanka, hocam. Biraz burada, da insanın içinde kalır bence ya. Yani burada primlik bir şey yok. Şimdi ben de öyle bir şey olsam, bir sporcu olsam laf gelse biraz ben de sinirlenebilirdim. Cevap verirdim yani, anladınız mı? Onu da söyleyeyim hocam. Bula çıkıyor. Bu anabacı sövdü. Kim anabacı sövdü ya? Savaş. Savaş Cebeci anabacı. Evet. Videoda bayağı söylüyor evet. Bu arada Kaan Kazgan'ın şöyle bir iddiası da var. O da yani... Kendisinin söylediğine göre Savaş Cebeci'nin hocası ikisini barıştırmaya falan da çalışmış. Fakat Kaan Kazgan bunu kabul etmemiş. Çünkü barışsalardı eğer ki gerçekten bu olay primmiş gibi gözükecekti. Bu bir iddia bu arada, bilginiz olsun. Savaş Cebeci bu iddiayı doğrulamadı. Her neyse, herkesin beklediği o büyük gün en sonunda geliyor. Dün akşam saatlerinde yani saat 7 civarında Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgası o inşallah sadece fotodur. Başlıyor. Ben burada bekliyorum, dur. Hadi. Ya beklediğimiz yerde çok komik de. Durduğu yere bak ya. Reklamın girdiği yere bak ya. Bitti mi? Kendisinin Instagram'a yüklediği videoya bakınca Kaan gerçekten de sanki habersiz dalmış gibi gözüküyor. Bu yüzden de sosyal medyanın bir kesimi kendisini bayağı bir linçliyor. Ancak daha sonrasında farklı videolar da ortaya çıkıyor. Ve bu videoları izlediğimiz zaman görüyoruz ki Kaan Savaş Cebeci'ye... Bir iş yazdı, bitmedi dursunuz. Zaten bir şey demedi arkadaşlar. Gelin mi? Gel. Gel be. Dedem bu arada... Küfür ettiği yerlere attım sana, bakmak istersen. Tamam bakacağım ya. Bakacağım. Bitti, tamam. En az 50 kere hadi başla, hadi başlayalım, gardını al, hazırlıklı ol, sonra hazırlıksız saldırdı deme gibisinden cümleler kullanmış. Gelin bir de o kısımları izleyelim. Lan götoş gel bir de gel. Gel lan. Girişim. Yanıma gel. Amına koydumuz. Bak. Hadi hadi. Konuşmayacağız sen. Nerede? Ne? Hadi. Karışmayın. Kimse de karışma. Arkadaşlar geri çıksın herkes. Geri çıkın, geri çıkın. Abi siz de çıkın. Geri çıkın. Geldi. Benim de attığım buydu zaten. Hadi aleti bir dövüş olsun. Hadi. Bir dakika. Aslında girmiyorlar değil mi birbirlerine lan? Yok, rahat ol, rahat ol. Bir şey yok. Abi yok. Yok, baktım. Yok, yok. Biri birini tuttuğunda... Aşağı, bir o konuşan İskender bu arada. Hayır hayır dokunmayın. Aşağı gel. Hadi hadi. Hadi ben başlayacağım şimdi, sonra başladım orada değil mi? Hadi. Aşağı ringe gel. Aşağı ringe. İskender gel. Aldı artık. Hadi abi. Ya salak. Hadi hadi. Aşağı ringe. Hadi hadi. Ringe. Hadi. Aşağı ringe. Ben başlıyorum. İskender ben gelirim. Tamam tamam. Hadi gelirim. Salon dolu abi. İskender orada. İskender İskender. Hocam. Hadi. Abi. Hadi. Ringe çağırmasının sebebi etrafta insanlar olmasın mı? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum onu mesela. Evet, o şu kanka ringde çekim mekim bu kadar insanın giremeyeceği için hani insanlar çekiyor diyor ringe. İskender ringe inek diyor. Yani bir tık daha rahat olabilmek için aslında. Anladım. Dürüst olmak gerekirse. Sen kendin yap abi. Hadi. Aşağı. Hadi İskender hadi. Çekiyor aşağı. Ben üzerime inerim. Aşağı in. Aşağı in. Vururum belki misin? Ya vurursun. Hadi gel. Başla. Kırarım kolunu. Hadi başla. Tamam dur orada, dur orada. Oğlum oğlum. Ha. Burada olay şey oluyor. Annesine iki kere küfür ediyor. Dövüş başladığında ise iki kere daha küfür ediyor. Yani toplamda dört kere annesine küfür etmiş oluyor. Kaan'ın burada kullandığı tek argo sayılabilecek kelime ise lan. Bunun daha üstü yok. Burada şey de diyebilirsiniz bu arada. Savaş Cebeci kendisini ringe çağırmış fakat Kaan gitmemiş. Hayır, böyle bir durum da yok. Çünkü Savaş Cebeci'nin orada dövüşmek istemesinin tek... Bu arada ringe çıksalar bence yine döver yani bu arada. Ring daha kolay olmaz mı? Yani harbiden... Bence iyi ki ringe çıkmamışlar diye düşünüyorum. İyi ki. Vallahi iyi ki çıkmamışlar yani.
Tek sebebi bu durumun kameralara yansımamasını sağlamak. Yani bana soracak olursanız eğer kendisi rezil olmak istemedi. Ama rezil olmak istemiyorsan da böyle bir dövüşü kabul etmeyecektin. Ben kendisiyle dövüşemem, birazcık büyük konuşmuşum demek bu kadar zor olmamalıydı. Ki Savaş Çeveci böyle söyleseydi eğer ki bu olay zaten kapanacaktı. Neyse malum... Eray ben de seni döveceğim, adres ver. Bak Merin yakalarım seni. Bak kolunu kırarım senin bak. Bak kolunu kırarım. Bak kolunu kırarım senin. Bak kolunu kırarım harbi diyorum senin bak. Rahat dur bak. Tüm videoyu zaten izlediniz. Kaan Kazgan Savaş Çebeci'yi bayağı bir dövüyor. Kaşını falan patlatıyor, ağzını yüzünü dağıtıyor tabiri caizse. Habersiz saldırma konusunda birazcık daha yorum yapacak olursam şunları söyleyebilirim. Burada Savaş Çebeci hazırlıksız yakalanmış, biraz daha hazırlanabilirdi gibi bir yorum yapabilirsiniz. Ancak Kaan Kazgan habersiz saldırmış yorumları bana göre doğru değil. Çünkü dediğim gibi adam yok, 50 değil, kere baba. Hadi başla al değil. Gardını falan demiş. Yani bu adamın daha ne yapması gerekiyor? Yani Savaş Çebeci evet hazırlıksız yakalanmış, bu doğru. Ama bu yine kendisinin hatası. Yani Kaan Kazgan'ın burada bir hatası veya bir suçu yok. Ama Savaş Çebeci bunu zaten reddetmemiş. Ve kavga sonrasında şöyle bir açıklama yapmış. Arkadaşlar Kaan Tuzla'ya geldi. Maç yaptık. Beni yendi. Evet. Öncelikle Tuzla'ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu da yani çok ayrı bir şey. Saygı. Amına koyayım yani. Ayrı bir kafa bu da. Ayrı bir kafa. Yani en azından biliyor yani neyin olduğunu. Hani öyle yine şey yapmıyor. Bu da ayrı bir hareket. Bu çok doğru bir hareket. Bak küfür etmeden önce yani küfür etmeseydi ve böyle bir video çekseydi ben cidden tebrik ederdim amına koyayım. Evet orada küfür... küfürleri. Şimdi anladınız mı? Dışarıda tanımadığınız bir insanın ban kaldırma taleplerinde şey yapıyoruz yani. Sövdüğünüz zaman ban atıyoruz ya. Anladınız değil mi? Ben 150, 150. Ben sizin ananıza bacınıza sövmüyorum. Siz de benim anamı bacıma sövüyorsunuz mantık olarak. Arkadaşlarım bir şey yapıyoruz. Onlar da kaldırıyor diye. Sonra bu konu yine bize gelmesin. Şimdi yorumlarda ben göreceğim. Bunlar ana bacıya seviyor, bunu savunuyorlar filan diyecekler şimdi. Ben biliyorum yani. Yo vallahi mı? Aşağı insiniz de siz be. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum. Delikanlıca bir maç oldu. Beni yendi. Helal olsun. Maç bu. Delikanlıca bir maç oldu. Yenmek de var, yenilmek de var. Kaşımda biraz açılma var. Durum bundan ibaret. Bu mevzuda böyle. Yalnız ben diğer çok büyük patladığım olayı da söyleyeyim mi? Dün Ahmet abinin yayın başlığını gördünüz mü? Bak Twitch'e girdim. Tamam mı? Ben olaydan çok Ahmet abinin şeyine çok güldüm, yayın başlığına. Neymiş? Orangutan terbiyesi diye açtı. Bak yemin ediyorum aralıksız dışarıdaydım. Şey, 5-10 dakika ona da bir kapandı. Bir güldüm ona vallahi. Herkese bol şans. Yemin ederim. Bence yapabileceği en iyi açıklama zaten buydu. O çünkü habersiz saldırdı, şöyle oldu, böyle oldu deseydi eğer ki kimse onu takmayacaktı. Herkes olayın öncesini ve sonrasını gördü sonuçta. Ve habersiz saldırma gibi bir şeyin olmadığını hepimiz gördük. Savaş Çebeci'nin açıklamasının samimiyetsiz olduğunu söyleyenler de var bu arada. Ki birazcık da haklılar çünkü kavgadayken kendisinin annesine 4 kere küfür etmişti Savaş Çebeci. Kavgadan sonra da böyle rahat bir açıklama yapması birazcık şüphe uyandırıcı. Ama elbette dayak yemiş olduğu için onun vermiş olduğu bir akıllanma... Peki bir şey daha soracağım. Savaş Çebeci sizce bundan sonra akıllanır mı? Ben hiç düşünmüyorum bu arada. Yine yok. Bence yok, yine laf atar diye düşünüyorum ben. Abi ister misin peki bu olaydan sonra Savaş Çebeci ile Kaan Kazgan en iyi arkadaş olsun? Ya dur amına koyayım ya. Ama da vardır. En büyük dostluklar kavgayla mı başlıyor? Kavgayla başlıyor. Aynen öyle. Yani bunu da hesap edecek olursak eğer ki gayet normal bir açıklama. Bu arada sosyal medyada dönen şöyle bir görüntü de vardı. Kaan'la Savaş Çebeci yerdeyken Kaan Savaş Çebeci'nin kafasının altındaki taşları temizliyormuş sözde. Ama Kaan Jahin'le beraber yapmış olduğu yayında bunu bu amaçla yapmadığını, Savaş Çebeci o taşları almasın diye o taşları temizlediğini söyledi. Yine de bence gayet mantıklı bir hareket. Lisansı iptal olur mu kısmına gelecek olursak da bunun kendisine çok büyük bir sorun yaratmayacağını söyledi. Ve evet özetleyecek olursak hepsi bu kadar. 70 kilo bir adamın da 120 kilo bir insanı bal gibi dövebileceğini buradan görmüş olduk. Ama benim üzüldüğüm bir nokta daha var, o da şu. 50 yaşındaki bir adam... Kaan'ın abisi de Avatar Atakan'a mı sallıyor? Allah Allah, öyle olaylar da mı var? Hayır, sallasa da güzel olur diye bir muhabbet dönüyor kanka. Avatar Atakan döver bence. Yani hani bak, hayal başla, ettik oğlum, bak millete bak buradan başlıyormuş olay değil mi amına koyayım? Hayır hayır ya. Bir şey başlamıyor kanka. Avatar Atakan'dır. Bilmiyorum ben. Ben Avatar Atakan'ı da bilmiyorum ama şeyi gör... Yani Atakan'ı bilmiyorum dediğim şeyde gördüm bir. Survivor'da mıydı? Evet. Hepinizi tek tek götünden sikeyim mi diyordu? Öyle bir şey demiyordu kanka. Herkes zıplatayım mı diyor kanka? Anla bir şey söyleyeceğim. Aslında onu demeye çalıştığını biliyoruz değil mi hepimiz? Evet. Tamam yani, okey yani. Tamam hepsini öyle diyordu ama yani. Öyle dese bayağı iyiymiş bu arada. Öyle dese iyiydi ama. O halde görmek beni bayağı derinden yaraladı. Ben de o zaman şey demeyeyim bu... Polonay dövün bizi, Pro Clubs'a filan
Yani diye piç kurusu storyler mutlara atıp biz de dalga geçiyor zaten. Susamak gerekirse kendisine çok fazla sempati duymam. Son zamanlarda yapmış olduğu şeylerden dolayı birazcık soğumuştum. Ama hiç fark etmez. 50 yaşındaki birini o durumda görmek beni bayağı bir üzdü. Ama yapacak bir şey yok yani. Dürüst olmak gerekirse kendi etti, kendi buldu. Kim... Ona da mı 70 kilo? Gelsin abi. Çok iyi. Savaş Cebeci'yi buna zorlamadı. Yani olay bundan ibaret. Benim bu konu hakkında daha fazla anlatabileceğim bir şey yok. Siz de konuyla alakalı son bir kez daha görüşlerinizi belirtirsiniz. Ve olayı burada kapatırız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Vallahi billahi. Harun abi dahil etmeyin bak. Harun abi yazıyor oraya ya. Harun abi dahil etmeyin lan. Harun abi el kalkmaz ki adamlar. Hayırdır oğlum? İşinde gücün, gücünde adam. Tuna tavus. Ya ben tuna tavusu zorlarım diye düşünüyorum. Aynen aynen. Bir şey değil mi? Tuna tavus seni yer ha. Video niyetini yer. Tamam yer tamam. Tuna tavusa sesli mesaj atıyorum. Amacana gibi kaldırır öyle ya. Tuna tavusa bir ses. Daha yeni oldu. Bekle ya biraz siz, ya. Siz beni tanımıyorsunuz kanka. Bekle. Oh hey. Daha yeni çıktık kavgadan. Hobbit sen WhatsApp'ına bak yine de. Ateşehir Metropol İstanbul önünde bekliyorum. Kavga sana atacak ses kaydını yüksek ihtimal. Yo al. Al. Tuna tavus attım al. Ben de 55 kilo kemikten de daha kemem hadi. Bu arada. Hadi attım gel. Onu da söyleyeyim. Ama ben kavgaya hayatta gitmem bu arada onu söyleyeyim. Beklenmez ama orada. Gel şu an bana koyayım beklesin ama bunu atmayın sakın. Abi ben tuna tavusu yazıyorum bu deli diye. Peki Order ve Reymen kavgası niye bu kadar gündem olmadı, bu kavga gündem oldu? Bana bunu söyleyeyim kanka. Mi? İşe. Büyük olaydı da. Yani bu olay gündem olmuyor da gerçekten bu olay tamam hadi yine gündem olsun da. Nerede abi o Order tam o videosu? Benim izlediğim var hep. Neyse abi böyle böyle bu platform. Şey Order'ım sakın üzülme. Sıkıntı Türkiye yok kanka ya. Türkiye MMA Federasyonu Kaan Kazgın disiplini sevk edildiğini açıkladı. MMA ne oluyor? MMA işte. Dövüş. Allah Allah. Alırlar mı size lisansı ne diyorsunuz? Kanka yurt dışında dövüşmek için lisansa gerek yokmuş. Öyle bir şey söylüyorlar. Yurt dışında mı? Hani aynen. Yurt dışında mı dövüşüyor? Hı. Baba biz buradan Mertcan Bar Delimine'ye nereden geldik ya yine? Kızgın iki YouTuber arasındaki da markadan mücadeleye hepimiz şahitlik ediyoruz. Tamam. Özele sen ne o? Aynen döversin herkesi mi? Todo bas. Ah. Bir kadından dayak yemezsin sen. Baba bu nereden geldi ya? Bu ne alaka amına koyayım? Burada ben istesem döverdim bu adamı. Video amaç.